Herkese Teknoloji Oku'dan selamlar. Ben Ünsal Sarıtoprak. Bugün sizlerle beraber iOS 12'nin bizlere sunduğu özelliklere göz atacağız. Öncelikle şunu da belirtelim. Tüm bu deneyimlerimizi, özellik testlerimizi iPhone 6 üzerinden yapıyoruz. Yani tüm özellikleri deneyimleme gibi bir şansımız olmadı. Fakat onlara da değineceğiz tabii ki buradan. Öncelikle gelen güncellemeyle beraber iPhone'lardaki performans artışına dikkat çekmek istiyorum. Apple bizlere %40'a kadar bir performans artışının olacağından söz etmişti. Evet, bir performans artışı var. %'yi %40 diye hesaplayamıyoruz tabii ki ama özellikle aramalardayken, arama bitiminde bir performans artışını orada hissedebiliyorsunuz. Normalinde bir önceki iOS 11 sürümündeyken arama bittiği zaman bir 2-3 saniye falan arama bitti ekranı duruyordu. Ancak yeni gelen güncellemeyle arama başladığı anda, bittiği anda direkt ekran sizi ana menüye atıyor tekrardan. Bunun dışında FaceTime özelliğine değinmek istiyorum. FaceTime özelliğinde normalinde 2 kişi sadece beraber konuşma, görüntülü konuşma yapabiliyordunuz. Fakat artık getirilen yeni güncellemeyle beraber toplamda 32 kişiye kadar görüntülü konuşma sağlayabiliyorsunuz. Bu daha çok arkadaş grupları ve iş görüşmeleri için oldukça uygun bir özellik diyebiliriz. Bunun dışında pil sağlığına gelelim. Belki de en önemli özelliklerden biri pil sağlığı. Hemen şuradan size gösterelim pil sağlığı özelliğini. Buradan giriyoruz. İşte pil yüzdesi, bu zaten daha öncesinde vardı. Düşük güç modu ve şurada gördüğünüz gibi pil sağlığı eklentisi buraya gelmiş. Maksimum kapasiteyi gösteriyor. Maksimum kapasite size pile kıyasla mevcut pil kapasitesinin ölçüsünü gösteriyor aslına bakarsak. Düşük kapasite şarjdan sonra telefonun kullanım süresinin azalmasına neden olabileceğinden bahsediyor. Yani bir nevi bataryasının ölüm süresini gösteriyor diyebiliriz burada. Şu anda baktığımızda benim maksimum kapasitem %90. En yüksek performans yeterliliği uyarısı var. Burada da maksimum kapasiteye oranla size bir uyarıda bulunuyor. Mesela burada piliniz şu anda olması gereken en yüksek performansı destekliyor diyor. Şimdi gelelim pil sağlığı ekranının altında yeni bir eklenti daha var. Son 24 saat, son 3 gün gibi buradan kategorileri ayırmışlar. Son şarj düzeyi. Son şarj düzeyi diye buradan bize belirtiliyor. Açık ekran süresi ve kapalı ekran süresi. Fakat şunu belirteyim ki bu değerler doğru olmayabilir. Çünkü kapalı ekran süresi 4 dakika diyor. Fakat eminim ki 4 dakikadan daha fazla bir kapalı ekran süresi burada mevcut. O yüzden şu an tam bunun doğruyu yansıttığını düşünmüyorum. Onun altında pil kullanım süreleri var. Aktiviteleri gösteriyor. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi Facebook %62 oranında kullanılmış mesela. WhatsApp, ana ve kilit ekranı gibi buradan kategorileri ayrılmış durumda. Açık ekranda ve kapalı ekranda hangi uygulamaların arka planda çalıştığını da buradan görebiliyorsunuz. Bunun dışında gelen önemli özelliklerden biri de Siri kısa yolları. Bildiğiniz gibi Siri daha çok basit işlemler için bizlere yardımcı olabiliyordu. Gelen yeni güncellemeyle beraber artık Siri'yi daha komplike cümleler ile de yönlendirebileceksiniz. Mesela bir arkadaşınıza mesaj göndereceksiniz. Siri sizin için uygulamayı açıyor, mesajınızı söylüyorsunuz ve o arkadaşınıza o mesajı gönderebiliyorsunuz. Bunun gibi bazı Siri üzerinde de güncelleştirmeler yapılmış. Bunun dışında bizlere sunulan bir diğer özellik ise uygulama kısıtlama. Uygulama kısıtlama ekranını ise şurada gördüğünüz ekran süresi üzerinden yapıyorsunuz. Ek olarak belirteyim, ekran süresi hangi uygulamayı ne kadar kullandığınızı direkt olaraktan sizlere gösteriyor. Burada uygulama sınırlama kısmı mevcut. Yönetmek istediğiniz uygulama kategorileri için günlük süre sınırları ayarlıyorsunuz. Mesela sosyal medyada gezmeyi çok seven bir insansanız fakat bundan uzaklaşmak istiyorsanız Apple size bunun için de bir öneri sunuyor burada. Uygulama seç kısmından uygulamalar üzerine oyunlar, eğlence, yaratıcılık, üretkenlik, eğitim gibi farklı kategoriler var. Buradan programlarınız bu kategori üzerine aktarılmış durumda. Siz buradan atıyorum eğlence kısmını seçtiğiniz zaman bir süre belirliyorsunuz ve gün içerisinde sadece o süre içerisinde o uygulamaları kullanabiliyorsunuz. iOS 12 ile gelen bir diğer özellik ise kameranın iyileştirilmiş olması. Artık fotoğrafları %70 daha hızlı bir şekilde kameranız çekebiliyor. Şuradan 2 dakika hemen bir gösterelim sizlere. Gördüğünüz gibi artık fotoğrafları beklemeden direkt olaraktan kameramız anında alabiliyor. Bu iyi bir geliştirme aslında. Özellikle anı yakalamak isteyen kullanıcılar için güzel bir geliştirme olmuş. Bunun dışında Face ID'ye odaklanalım. Face ID'de artık konuk kullanıcı da ekleyebiliyorsunuz. Mesela daha öncesinden iOS 11'de sadece sizin yüzünüzü tarıyordu ve tuş kilidini açıyordu.
Artık bir arkadaşınızın, annenizin, babanızın da yüzünü oraya kaydederekten onların da telefonunuza kolay bir şekilde giriş yapmasını sağlayabilirsiniz. Üst model iPhone'lara gelen diğer özelliklerden biri ise AirKit özelliği oldu. iOS 12 ile beraber artık AirKit 2 olarak geçiyor. Oyun deneyiminizi bir tık daha üst seviyeye taşıyor bu özellik. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Apple etkinliğinde de AirKit 2'nin özelliklerini görme fırsatına erişmiştik. Orada 4 kişiye kadar co-op olarak da artırılmış gerçeklik oyunu oynanıyordu. Bu gerçekten telefon oyun deneyimini bir tık daha üst seviyeye taşıyor. iOS 12 ile gelen bir diğer özellik ise emoji özelliği. Emoji özelliğinde artık kendiniz emojilerinizi oluşturabiliyorsunuz. Bu özellik bildiğiniz gibi Samsung modellerinde mevcut şu anda. Fakat Apple kullanıcıları için herhangi böyle bir özellik yoktu. Yeni gelen iOS 12 güncellemesiyle beraber artık kendimizi de emoji olarak yaratabiliyoruz. Bu uygulamaya ise Apple Memoji adını vermiş durumda. Şimdilik bu özelliği iPhone X modellerinde kullanabiliyorsunuz. Tabii yeni duyurulan Apple modelleri içerisinde de bu geçerli olacak. Bir diğer önemli gelişmelerden biri ise CarPlay özelliğinin artık Google haritaları destekliyor oluşu. Böylelikle sadece iPhone'un size sunduğu haritalar uygulamasından değil de Google haritalar özelliğinden de CarPlay uygulamasını kullanabileceğiz. Evet arkadaşlar, Apple'ın iOS 12 ile beraber bizlere sunduğu özelliklere değindik. Daha doğrusu bizim önemli bulduğumuz özelliklere değindik bu videoda. Apple iOS 12 ile beraber gerçekten eski nesil iPhone modellerini bir performans farkı atıyor. Yani daha yavaş olan iPhone modellerinin daha da hızlandığını görebiliyoruz buradan. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.